Merhaba Genet TV izleyicileri. Bugün Yarı Bora programında Sayın Ahmet Gürkan Bey ile birlikteyiz. Ahmet Gürkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Programınız da hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bugün yeni bir futbol programı yapacağız Ahmet Bey. Bugün ilk konuğumuz Hamidi katında kalecilik yaptı. Söylemeyin Ahmet Bey. Olurum be arkadaşım ya. Göz ve lisan var ya. Yetiştirdi en iyi. Figürandan başarılı oyuncusu oluyor mu? Yönetmen oluyor mu? Olmuyor. Kardeşim aynı şekilde. Kaleci bu. Onun işi top tutmak. Hayır arkadaşım, onun işi top tutmak ya. Sen futboldan anlamıyorsun. Sen git amatör ligde kenarda otur, maç izle. Bireyine bir çekirdek at. Ahmet Bey yaklaşık 10 yaşından beri futbolun içindeyim. Arkadaşım bırak bu işleri. Kim ne olduğunu biliyorum. Bırak bu işleri ya. Hani bir laf vardı. Bırak bu işleri. Ya bırak. Sen. Ben sana Baraj kur desem sen gidersin Kepez Baraj'ına gidersin. Orada böyle Baraj'ta durursun kardeşim. Tamam Ahmet. Bırak bu işleri ya. Başka bir. Daha offside'ın ne olduğunu bilmiyorsun. Başka bir dakika Ahmet Bey. Bak bunlar da güzelmiş. Ahmet Bey başka bir izleyicilerden şöyle bir soru geliyor. Trabzonlu Feyzullah Yılmaz Bey'den evet bir soru var. Trabzonspor'un son durumları hakkında sizden biraz bilgi istiyor. Çünkü siz Trabzonspor takımıyla iç içesiniz. Biraz konuşur musunuz? Trabzon hakkında neler söylersiniz? Arkadaşım, Fenerbahçe'nin son durumu, Galatasaray'ın son durumu, Beşiktaş'ın son durumu, Trabzon'un son durumu. Onu bırak, bizim sonumuz ne olacak kardeşim ya? Sen onu bir söyle bana, bizim sonumuz ne olacak? Ahmet Bey, burası bugün spor varız, var mı Ahmet bugün Bey? Varız, yarın yokuz. Gittik maça, Trabzon'un maçını izliyoruz. Tamam. Kafaya bir tane şişe, gitti. Mehtar, ne oldu? Trabzon'un son durumu. Bırak arkadaşım ya, öteki tarafa gelince Trabzon'un son durumu ne oldu diye sormayacaklar bize. Ne diyecekler? Maçta ne haklı yolun diyecekler, küfür ettin mi diyecekler. Böyle toplumsal şeyler söyleyelim arkadaşım. Sağlarda küfür etmeyelim. Size söylüyorum arkadaşlar, sağlarda küfür etmeyelim. Bak Ahmet kadınlar, Bey, çocuğu aramı yapmayın. Maça gelemiyor. Dini programı çevirdiniz. Dini program değil arkadaşım, bir dakika ya. Ben diyorum ki maça sadece erkekler gitmesin. Hanımlar gitsin, çocuklar tamam, gitsin. Tamam, biz de onu istiyoruz. Hep ailecektilerden. İşte, küfür etmesinler sağlarda. Öyle Ahmet Bey, size de bir şey sorulmaya gelmiyor. Bir susun Ahmet Bey, başka bir izleyiciden bir soru var. Onu söyleyeyim. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Son bir soru alalım. Nefes alın Ahmet Bey, nefes alın. Ben nefes alıyorum. Nefes almadan yaşayamam zaten. Evet. Avrupa futboluna ilgili bir soru var. Avrupa futbolu yakın mısınız? Yani onun da son durumunu soracaklar değil mi? Hayır. Yakın mısınız, uzak mısınız? Sadece Türkiye futboluyla ilgileniyorsunuz. Ya, daha doğrusu ilgilenmiyorsunuz da ilgileniyormuş gibi gözüküyorsunuz ama. Sizden iyi bildiğim kesin efendim. Avrupa futboluyla ilgili bir soru var. Evet. Bu sorsun torun var. Neymiş? Öğreneyim ben de. Almanya'dan, Almanya 1. lig ekiplerinden Göteborg'un sağ kanat açık oyuncusu Sayın yeni Türk'müş bu. Futbolcu ileri görüşlü olmasından karşılık. Bir de çok büyük yetenekmiş. Sayın Sedat soy ismi. Açar biliyorum onu ya. Açar. Coşkun değil ya. Açar. Ya o arkadaş benim elimde büyüdü. Tamam mı? Bizim Bayraklı Spor'da oynarken top topluyordu kenarda. Ahmet Bey, ona ben dedim. Ahmet git Bey. Burada dedim. Harap olursun Ahmet dedim. Duy bunu. Federasyon. Çocukları ben Ahmet teşvik Bey. Ettim ama yoksa bu adam şimdi amatörlükte top topluyordu Ahmet hala. Ahmet Bey, ne alakası Ahmet Bey, adam tamam işte Almanya'nın Almanya'nın Bayraklı Mahallesi'nde arkadaş, tamam mı? Ben orada gittim. Gördüm. Ahmet Bey, güldürüyordunuz adamı ya. Ne işi var Almanya'da Bayraklı diye bir yer. Allah seversen. Arkadaş sen gülüyor. Olur mu? Türkiye spor var Almanya'da. Cahil. Cahil bilmiyorsun işte bak. Yok mu sayın seyirciler, Milat'ın Facebook'tan şey yapın, dürtün Facebook'tan bir şey yapın. Arkadaşım var. Ahmet Bey yok bir mu? Yer yok. Karabağ'da Bayraklı diye bir yer yok. Ahmet Bey ben Göteborg'dan bahsediyorum size, siz bana Bayraklı'dan bahsediyorsunuz. Ya Almanya'da Göteborg diye yer var da Bayraklı diye yer mi olmayacak arkadaşım Ahmet ya? Ahmet Bey yok. Yok Ahmet Bey neyse tamam tamam evet o futbolcu hakkında neler söylersiniz? O kadar sinirlendirdi ki şivem değişti arkadaş, olmaz böyle bir şey ya. Ahmet Bey sizde de program yapılmıyor yani, buraya konuşmaya geldik, kavga etmeye değil Ahmet Bey lütfen. Ama böyle yapınca renk koyuyor, sus sen. Tamam Ahmet Bey evet futbol hakkında evet başka ne söyleyebiliriz Ahmet Bey'e? Ben size bir soru sorayım Ahmet Bey. Evet. Gel sen ben sana bir kurs vereceğim bak. Yeni yer açtı tamam mı? Futbol eğitmen kursu diye. Tamam. Hem de poligonda. Ahmet tamam Bey, bak, poligon metroda iniyorsun.
İleride total var. Totalden gidiyorsun ileriye doğru. İlk ışıklardan, tamam mı kardeşim? Sola dönüyor. Sola bakarak git, görürsün. Ahmet Bey. Arkadaşım gel, ben sana orada antrenör edeceğim, futbol eğitileceğim ama sana önce topu öğreteceğim. Ama alacağız topu. Ama ilk başta sizin gitmeniz lazım o eğitimi Ahmet Bey. Yani ben arkadaşım, ben yıllarımı verdim ya. Yıllarımı, sakallarımı arttım. Gitmemişsiniz Ahmet Bey. Bakma şimdi boyuyorum, o nasıl ya? Evet, sorarım Ahmet Bey. Son zamanlarda Türk futbolu hakkında neler söylersiniz? İlerleme var mı, yok mu, yoksa gerileme mi? Evet, Türk futbolu hakkında şunlar söyleyebilirim. İlerleme var. İlerleme. Şu zamanlarda artık eskisi gibi toplar da yok. Çok güzel toplar çıktı. Bayağı böyle vurduğun zaman attığın yere giden toplar var. Bayağı iyi yani. Ama bizim çocukluğumuzda tabii ilk zamanlarda amatörde oynarken öyle fazla iyi toplar yok. Ahmet Bey, programı birazdan kapatacağım. Evet. Son iki sorum kaldı. Buyurun efendim. Sayın Mustafa Uğurlu'dan size bir soru var. Evet, alalım efendim. İzmir Spor son zamanlarda kötü gidişatı devam ettirmektedir diyor. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Arkadaşım, İzmir Spor mu kaldı? Benim bildiğim tek İzmir Spor, poligona giderken İzmir Spor durağı var, istasyonu, metro, o başka bir şey yok. İzmir Spor kaldı mı? Bir ara İzmir Spor dediler, hani Altay'la birleşecek falan, İzmir Gücü yapacaklar dediler, bu Ankara Gücü gibi oraya sayın seyirciler, olacak dediler ama olmadı, o da balonmuş, patladı, bir işe yaramadı sizin anlayacağınız. Hani bu konu hakkında pek bir şey düşünmüyorum, İzmirliler, İzmir'de olan takımlara gerektiği kadar önem vermiyorlar, vermiyorlar, vermiyorlar. Karşıyaka'nın bir stadı bile yok. Göztepe'nin bir kendine ait stadı bile ne yok. Altay'ın var, o da zaten Allah'a emanet. Üflesen yıkılacak, osursan Ahmet Bey, burası spor programı, siyasete fazla girmeyelim. Hayatlar döküldü. Siyaset programı bizden sonraki program. Onda devam edebilirsiniz Ahmet Bey. Son bir soru kaldı, ondan sonra programı kapatıyorum Ahmet Bey. Tamam, buyurun efendim. Sayın Mesut Karlı size bir mesaj yollamış. Evet. Karşıyaka Spor'un son zamanlarda yaptığı transferler hakkında ne dersiniz? Daha takımın adını bilmiyor ki. Karşıyaka Spor değil, Karşıyaka. Karşıyaka. Spor nereden çıktı? Karşıyaka Futbol Kulübü. Arkadaşım bırak, futbolla alakası yok. Futbolla alakası yok. Topu görse bomba sancak karakola götüreceğim. Bilmiyor. Karşıyaka nerede desem Göztepe'ye gösterir. Orası Karşıyaka ya, karşı taraf ya. Ondan. Böyle cahil insanlar futbola yorum yapıyor. Bunu da buraya oturtmuşlar. İki saattir konuşamıyor. Reklamlardan önce ağzıma lafı tıkadı. Şimdi kendi konuşamıyor. Ahmet Bey. Sustu. Sizin ilaç evet. Vaktiniz geldi. Siz en iyisi programdan sonra ilaçlarınızı için. Kardeşim içeceğim de hani hiçbir şey yok. Koymuşsun bunu buraya. Ahmet boğazım kurudu. Sabahtan beri içiyorsunuz. Size su getirmekten şeyde damacana su bitti. Ahmet kardeşim içinde yok bir şey. Yok yok. Bak damlamıyor bile, damlamıyor. Damacana da su bitti Ahmet Bey. Nasıl getirelim size? İç sudan mı su getirelim size? Ağzına mı takarım boruyu? Kardeşim çeşmeden akmıyor mu ya? Çeşme akmıyor mu? Çeşmeden suyu olmaz. Arsenikli su. Ondan dolayı sizi damlamıyor. Ya arsenikli sikti. Ben anlamam kardeşim. Ben çay istiyorum, çorba istiyorum, içine koy bir şey ya. Oğlum Ahmet Bey, program bitsin ondan sonra... Olmaz kardeşim, sözler, kamera önümüzde, sözler. Programdan sonra beni içmeye götürecek. Sözler. Mangal da istiyorum arkadaşım tamam, ya. Ahmet Bey. Söz mü? Evet, götüreceğiz. Bak, evet, sözü aldık. Evet, buyurun. Biraz bir sorumuz daha var, ondan sonra programı kapatalım. Çok önemli bu soru. İnşallah namaza yetişeceğim hadi. Tamam. İzmir'den bir izleyicimiz sormuş bu soruyu. Evet. Zaten sayın... İzmir'e yayın yapıyoruz. O yüzden sen İzmir'e sorması doğal. Hayır, İzmir değil. Biz bütün Türkiye'ye program yapmaktayız. Ondan dolayı dünyaya hatta program yapmaktayız. Ondan dolayı dünyanın her yerinden mesaj var. Tamam o zaman. Alalım. Az önce söylediğim gibi Almanya'nın Göteborg şehrinden bile mesaj geldi yani Ahmet Bey. Sadece İzmir değil. İzmir'den Sayın Kadir Yoruldu. İzleyici size bir soru sormuş. Evet, alalım. Ahmet Bey'in futbolla alakası nedir? Evet. Neden böyle bir şeyler söylemektedir? Ben anlayamadım. Ben gördüm, orada küfür de etmiş. Ahmet, arkadaşım seni IP adresinden yakalatacağım, karakola gideceğim az sonra. Bana burada küfür etmişsin. Demişsin ki bu adam hiçbir BOK'den anlamıyor. Ben mi anlamıyorum şimdi hiçbir
BOK'den. Kardeşim ben her zaman açığından karasından bokları ayırt edebilirim. O bilgiye sahibim. Bir kere ben koskocaman İspanya'nın Sevilla takımında sevilmiş bir adamım. Tamam mı? Başımı okşadı böyle teknik direktör gol attıktan sonra. Sonra anladı ki sümüğünü silmiş. Evet. Sümüğünü silmiş. Onu da arkaya banyoya gittiğinde anladım. Evet. Tamam Ahmet Bey. Sinirlendim. Program sonuna geldik. Artık kapatalım. Tamam kapatalım. Sayın Egenet TV izleyicileri bir programın sonuna geldik. Esenlikle kalın. İyi akşamlar.